Kalede diyelim o da bitti galiba. Fenerbahçe Tadic'le birlikte Zeko bize farklı bir şeyler izletecekler gibi e, bir zikâ. defans hattında Ciku geldi. Bir de Bekao isminin çok yakında gelmesini bekliyoruz. Şöyle de bir haber vardı. Ali Koç'un 16. stoperi takıma <laughs> evet. kattığı aslında. 16. stoper transferinde Bekao olması bekleniyor. Kimi şimdi bir tarafa bırakalım? O Şöyle söyleyeyim o tombaladan çıkmış bir hı hı. şey. Giden Pereira'nın keşfettiği ve bize sunduğu bir oyuncu ve nerelere gittiğini hepimiz biliyoruz, evet. şahidiz. Şimdi bu tarzdaki oyuncular ondan sonra gelen en iyi stoper. Yani e, Sayın Ali Koç dönümünde e, burayı toparlayacak bir stoper. Ben hep şöyle vurgulamışımdır e, BKV için. Pepe'nin değişik bir varyasyonu, e, çok sert mizaçlı bir oyuncu. Normal bir stoperin yapmasını gerektiğini yapar, takımı toparlar şey içinde, Jiku içinde tamam o da pozisyonuna bilen ama e, bunun aynı kariyer değil, aynı e, seviyede değil. E, hmm. Bekao daha toparlayıcı, daha üst seviyede bir. E, diğer e, oyuncu da bizim ilgimize uygun mudur? Uygundur. ama Serdar da var elimizde. Hemen hemen aynı seviye. Çok fazla birbirlerinden evet. artısı eksisi çok fazla değil. Ama Belki, zaten şimdi 3 kulvar olduğunu düşünürsek zaten işte, şans bulacaklar. Yani, e, Fenerbahçe e, Son dönemlerde bir atılma kalktı, bir çaha kalktı dedim transferlerde evet. ve onlar da hani derler ya turnayı gözünden vurdunuz diye o tarzda. Zimanski zaten Polonya'nın nasıl söyleyeyim sana eni genç yetiştirdiği genç yıldızlardan bir tanesi. Hı hı. Ondan çok farklı şeyler bekleniyor. Hani herkes der ki niye buraya geldi, niye farklı bir yere gitmedi? Herkes de farklı düşünebilir ama Fenerbahçe'nin sunduğu şartlar daha farklıdır. Burada kendisini daha girişmiş veya daha farklı bir ortamda bulacağı için burayı kabul etmiştir. Onlara gözde bakmamak lazım. Ama Zimanski de çok enteresan bize çok böyle driftingi çok fazla olan dışarıdan şu Ondan çok devamlı dolaşan bir oyuncu. Bakalım hoca bunlardan nasıl bir e, 11 e, çıkaracak? Çünkü Zeko'yu biliyoruz yani. Zeko belli. tarih belli. E, bunlar bilinen oyuncular. E, BKO belli. Zaten şöyle bir bakıyorsun. Hepsi e, öyle bir yerlerden gelmişler ki o, o seviyeleri atlatmışlar. Evet. Level atlamışlar. O tarzdaki oyuncularla yola çıkıyorsunuz. Bu da sizi e, işte istediğiniz hedefe götürecek bir yer. Çok fazla da dağıtırlar mı takım? Onu da bilemiyoruz yani ne kadar dağıtırlar? Ki Türkler kimler olacak? İşte o bizde o, o soru bir sorun, sorun yani. var. ya. Üç tane Türkle oynayacaksınız diye hı hı. O, o nasıl olacak? Onları nasıl yapacaklar? Eş. İsmail Hoca yani kolay değil iş. Önce bir şeylere de bakalım. Şimdi bu gelenler geldi, gidenler kimler olacak? Evet, yabancı sayısı da 19'a çıkacak. O boşaltmalar şimdi. nasıl soracak? Yani, Kimleri göndereceksiniz? Birlikte. Yani. Al, al, al tamam güzel de bir de bunları <laughs> göndermesi oluyor. Gidelim, e, ya üzerine para oluyor. vereceksiniz göndereceksiniz. Veyahut da birkaç yere istenilen Türkiye içeride veyahut da dışarıda artık neresi olursa. Bu takımdaki Türkleri düşününce sizce böyle e, A kalite bir Türk eksikliği var mı? Ha şimdi bunların içinde takım oyuncusu olur hepsi. Evet takım oyuncusu olur. Çünkü burada ferdi yeteneklerden ziyade hepsi takım oyunculuğunda ön plan. Ferdi yetenekler var mı? Üst seviyede yetenekler. Ferdi ama takım oyununu çok iyi oynayan oyuncular. Bunlar da sizi ister istemez o takım oyununun içine çekecekler. Burada mesela ferdi olarak bakıyorsun kim var? Dripting'e kuvvetli olan Emre Mor var. Hı hı. Ama sen takım oyunu oynamadığın zaman bunların yanında barınamazsın. Evet. Şimdi ferdi var mesela. Şu anda Fenerbahçe'de en üst seviyede kim var Türk olarak? Ferdi evet. var Arda gittikten sonra. ikisiydi zaten. Hı, hı. E, tek Ferdi kaldı. E, kaleci alırsanız kaleci Odaya oynamayacak. E, o da e, herhalde yazılıyor işte ne kadar doğru bilemiyorum Belçika'dan teklif tarafından var diye. ve şayet e, varsa, kahveci, varsa Hakan gitmesi, yandır. gitmesi gayet normal yani ben gitmesinde de daha uygun bulurum oynayacağı bir yere gitmesi. Çünkü aldığınız zaman Lukovic'i alacaksınız doğru. oynatacaksınız mecbursunuz. O hı hı. bekleyecek altıya da yazık olur yani o melaikelerini kaybeder. Altay gelişme açık bir kaleci ve oynuyor yine kendini geliştirecek bir kaleci. Hı hı. Yedekte kalması kendisinin e, geriye gitmesini sağlar. Eğer varsa teklifte ben kendi şahsım olarak konuşuyorum. Yani gitmesinde fayda var oynayabileceği yerde. Yani Livakovic gelirse eğer e, ikinci kaleci, ya, milli kaleci, olacak. o ve... da milli kaleci, evet. bu da milli kaleci. Altay da milli kaleci. Yani Ama biz... giderse sanırım Avrupa'da bir takıma gider. Vallahi genk menk falan bir şeyler deniliyor hı hı. Belçika'da. O da devamlı Avrupa Liglerinde oynayan bir takım. Anlı yani şampiyonluğu oynayan bir takım. Bence eğer öyle bir imkan varsa Altay'ın gidip kiralık mı gider, mallığına mı gider o tabii kulübün vereceği kadar. Ama gidip de oynamasında fayda var. Çünkü İyi. körelirsiniz burada, köreleceksiniz. Onu oynatmak mevcutuna kalacaklar. Hı hı. Maalesef öyle olacak. Biz Altay'ın oynamasından yanayız. E, tabii şimdi öyle bir müdafaa bir hattı kuruldu ki burada Altay işte bunlarla birlikte görmek lazımdı. Evet, Çünkü Altay biz hep kötüledik ama önündekilerini yaptıklarını hiç kimse görmedi. Hı hı. Kaleci tek başına olduğu için maalesef onun hataları daha çok güzel baktı ama genel olarak bakmak lazım. Herkes onu göz ardı etti. Bütün suç Altay'a evet. yüklendi. Sol bekte bir türlü oyuncu tutunamadı. Yani, Stoper stoperler aynı. bireysel hataları ön plana çıkan şimdi, oyuncular var. Şimdi şimdi bu bu dönemde geçen sezonki gibi giden hoca gibi fazla her maçta 7-8 tane oyuncu değişeceğini tahmin etmiyorum. Hı, hı. Kemik bir kadroyla ile oynayacak ki olması gereken de o. Herhalde e, burada da e, kaleci çok e, şanslı. Bekao'nun falan gelmesi hakikaten çok şanslı. Şurada şunu dersin bu şu andaki stoperlerin hepsi üçlü oynamasını bilen stoper. 4'lü oynamasını Dörtlü oynamasını da bilen stoper artık bundan sonrası hocaya kalmış. Şimdi tadici siz e, şeyle... Zeko ile Santrofor oynatabilir misiniz? Şip Santrofor oynatabilir misiniz? Üçlü oynayıp orta biraz daha farklı bir olay. E, Batsuay'ı şimdi unutuldu, Kimse konuşmuyor evet. Batsuay'ı. E, öyle bir Batsuay var onu sağa çıkma oynatırsınız. Tadiç solda, arkasında şey e, Zeko ile ikili forvet olarak acaba? Her türlü oynanır bak. Her türlü. Üçlü de oynayabilirsiniz. Öyle bir e, şu andaki bir kadro gözümüzün Hı -hı. önüne geliyor. İşte burada tadi e, Zimanskiyi nasıl kullanacaksınız? Türkler kim olacak? E, orta sahadaki bu kadar ofansif yönünde fazla geriye e, e, daha Reinkent var. Aa, evet. Yani sayı sayı bitmiyor. <laughs> Öyle bir e, kadro çıkacak üzerimize. Burada Allah hocaya e, kolaylık versin. Birisini oynatmadığımız zaman burada diyeceğiz ki bunu niye oynatmadın? Evet. Niye oynamadı Onu söyleyeceğiz. Bakalım bunun altından tabii en iyi nihai kararı çalışan hoca olduğu için hoca verecek. Aynen, aynen. Ama Maçlarda zaten içinden gelenler hemen hemen olayın gidişatının tarzı olacağını görebileceksiniz hı hı. onlar. Fakat Fenerbahçe geçen sezonki gibi gene bütün o düzenleri, o dizilişleri oynayabilecek kapasitede bir kadroya sahip. Kesinlikle. Libakovic'den bahsettiniz. E, ufak haber detaylarımız var. Bunları ben biraz aktarmak istiyorum. E, kısa süre içerisinde bu transferin açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi Dinamo Zagreb'e de veda etti. E, Hayduk Split maçında 1-0 kazandılar ve sonrasında bir e, veda da gerçekleştirdi oyuncu. Zaten gideceği kesinleşti ve Fenerbahçe e, en önemli adaylardan biri. E, Hırvatistan milli takımını düşündüğümüzde e, çok önemli performansları var şimdi. Ama Fenerbahçe'ye gelince zaten ilk kaleci olacağını söyledik. Bunu bir değerlendirelim ama İrfan Canerbayat'ı biraz da konuşmak istiyorum aslında bu bağlamda. 6 e, ay giderse ikinci olarak e, devam etme ihtimali yüksek ama şimdi oynamayan kaleci için de e, zor bir sezon, zor bir dönem demek. Yani şimdi siz bir yabancı kaleciyle başarılıyken yapınız. hani İrfancan yani. için başarısız Bu diyemeyiz tabi, asla? Bize sorarsınız bizim e, gönlümüzden geçen Türk kalecilerle devam etmek çünkü Fenerbahçe ben vurguladım çok iyi Türk kalecileri bize sundu. Sadece e, Fenerbahçe değil farklı takımlara da kaleci Hı -hı. üretti ve verdi İşte Mert. Şu anda Beşiktaş'ın kalesini koruyor. Başakşehir'le evet. şampiyonluk yaşadı. milli takımımızın kalesi de. <laughs> Volkan aynı şekilde. Bunlar hep Fenerbahçe'den yetişmiş kaleciler. İşte Rüştü milli takımdan çıktı gitti Barcelona'ya gitti. Tekrardan yani. yani. Hep milli kaleciler. Volkan en son artık. Şimdi Altay. Bunlar varken siz bir kaleci getirdiğiniz zaman ister istemez bunlardan bir tanesi. Ayrılık yaşayacaksınız. Yani Altay gibi bir kaleciniz varsa önü çok açık olan bir kaleci varsa ki kaleci. Yani böyle şey değil size kalenizi koruyamayacak bir kaleci değil. Tabii. Ki. Uzun süre şey faydalanabileceğiniz bir kaleci ama işte bazı tutmadığı zaman tribünler oluyor. Basında oluyor. Yani Bizler de müşteri için neler söylenmedi bıraksın artık gitsin getler dolsun etsin ama şimdi gene vazgeçemiyorsunuz. Hazırlık için... maçında da Altay'ı bazı maçlarda hangisinde olduğunu çok hatırlamıyorum ama ilk 46 dakika görev vermişti. Sonra performansından dolayı mesela İrfan Can bayadı. Sakatlandıktan yani. sonra şimdi mesela en son Nefçi maçını oynadınız müdafaa'nın yaptığı hataları gördün Altay'ın da evet. iki tane mükemmel kurtarışı var. Şimdi bu çocuk bunlarla geçen sezon ve bunların belki sezonu hep karşılaştı. Hı hı hı. Yani karşılaşma değil ama artık verilen bir karar var. Evet. Ee, yabancı bir kaleciyle yola çıkılacak. O da Hırvat Milli takımı kalecisi. Milli takımlar çok farklı bir yer. Milli takımlarda siz zirvede olabilirsiniz ama lig takımları çok farklı. Hı -hı. Lig takımında çok iyi olursunuz, milli takımda. Yani bunların ikisi ayrı kefeler. Buralarda Hı -hı. bunları bir tutmamak lazım. Çünkü oynadığınız oyuncular çok farklı evet. milli takımda da. E, Hırvatları da biliyorsun nereden baksan 10 sene kadro değişmemiş bir milli takım var onlarda. Hı -hı. Onun için inşallah başarılı olur Yatırımlarınızı yapıyorsunuz ne için yapıyorsunuz başarılı Başarı olmak için. için hatalarınızı görüyorsunuz sizlere göre orası emanet edilecek bir yer olmadığı görünüyor Öyleyse de kalecinize gelen teklifleri değerlendirip gitmesinde Tabii. yol açacaksınız verecek yani ben Altay'ın gitmesinden yanayım. kaldığı zaman Kop, koptu artık onda olmuyor ya hakikaten koptu. O bir koptuktan sonra bir daha bağlamak çok zor oldu tekrardan. Dikiş tutmayacak gibi gözüküyor.